Burada iki tane tortilla ekmeği var. Ben bunları bugün madem çocuklar için dedik, o zaman böyle neşeli kalıplarla kesmek istiyorum. Siz hangisiyle istiyorsanız kesebilirsiniz. Bütün tortillalarımı ben karışık kestim. Bir tane fırın tepsisi alıyorsunuz. Üstüne yağlı kağıt serin. Bunları tek kat yaymanız gerekiyor. Üst üste yaydığınız anda hamurlaşabilir. Ama sıkışık olabilir. Hiçbir mahsuru yok. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bütün tortillalarımızı dizdik. Şimdi bir tane kase alıyorsunuz. Bu kasenin içine sevdiğiniz bütün baharatları. Önce zeytinyağı ile başlayalım. Şimdi bu karışımımın içine önce taze otlar. Bunları birazcık bıçağımla incelteceğim. Hepsini zeytinyağımızın içine atıyoruz. Buradan tuz alıyorsunuz. Çok fazla olmasın. Karabiber. Bence biraz da içine kırmızı toz biber koyalım. Şöyle yaklaşık yarım çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ekledim. Sarımsak tozu koyacağım. Şöyle 1-2 diş kadar da sarımsak içine. Bunları güzelce birbirine karıştıracağız. Yanınıza zeytinyağı şişenizi de alın. Aynı bu şekilde. Ben tuz çok koymadım. Siz istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Çünkü ben fırından çıkarır çıkarmaz üstüne parmesan serpeceğim. Bir tane fırça yardımıyla bütün bu karışımdan hepsinin üzerine teker teker süreceğim. Bütün kestiğim tortillaları hazırladım, karışma güzelce buladım. Şimdi bunları önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 8 ile 10 dakika pişireceğim. Ama gözünüzü fırından ayırmayın. Çünkü fırınızın ayarına göre çok daha hızlı da pişebilir. Bunlar pişerken peki biz ne yapacağız? Harika bir tane çok kolay ice hazırlayacağız. Şimdi ice'imizin adı da üzerinde olduğu gibi en önemli etkeni çay. 3 poşet Earl Grey çayı yaklaşık yarım litre su ile güzelce demliyorsunuz. Böyle koyu bir kıvam elde edeceksiniz. Aynen bu şekilde bunu kullanacağız. Peki başka neyimiz var? Mevsiminde ise taze meyve ile şurup yapabilirsiniz ama ben bugün sıkılmış meyve suyu kullanacağım. Hazır şeftali suyu koyuyorum. Yaklaşık şöyle yarım litre kadar hemen içine bir o kadar da çay ekliyorum. Dediğim gibi yarım litre suda 3 tane sallanan Earl Grey çayı beklettik, soğuttuk ve o şekilde kullanıyoruz. İki karışımınızın da soğuk olması gerekiyor. Hem meyve suyunuzun hem çayınızın. Şimdi içine şeker koyacağız. Şimdi yarım su bardağı şekerimi koydum. Bu da beni burada beklesin. Bir tane limonun suyuna ihtiyacım var. Şimdi bunu güzelce bir karıştıralım bakalım. Evet, tadına artık bakabilirim. Hem çayın aroması, hem meyve suyunun aroması, hem şekeri gayet iyi. O zaman içine buzlarımı ekleyebilirim. Hepsi çıtır çıtır oldu. Yağın etkisiyle çok güzel kızardılar. Bu aşamada üzerlerine ben toz parmesan dökeceğim sıcakken. Çok daha lezzetli oluyor. Bence siz de deneyin. Bunu normalde servis yapmadan önce mutlaka bir en az 10-15 dakika kadar soğutmanız gerekiyor. Ben şimdi burada o kadar beklemek istemiyorum. O yüzden hemen yapacağım servisini. Ice cream için kavanozlarıma önce buzlarımı dolduracağım.
Hatta yanlarına da birazcık limon koyalım bence. Şimdi cipslerin servis zamanı. Dediğim gibi siz mutlaka oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ama ben yine de servis yapacağım. Gördüğünüz gibi hepsi çıtır çıtır.